Şimdi ekonomide önemli bir dönem yaşıyoruz. Pandemi dedik, savaş dedik, ardından yaşadığımız ağır depremler ve tabii ağır da bir bilanço oluştu aynı zamanda. Fakat bunun yükü sadece çalışanlar tarafından karşılanıyor. Bu görülüyor. Burada da en iyi durumda olan memurlar, öyle söyleyelim. Fakat hükümetten gelen teklifleri beğenmiyor. Memurlar 81 ilde protesto gösterisi yaptı, eylemler yaptılar. Bu teklifleri protesto ettiler. Onlar %35'lik bir zam istiyor, kira desteği istiyor, ikramiye istiyor, çocuk yardımı istiyor. Bakalım hakem heyetine kadar gidecek galiba bu süreç. Çok öyle hemen bir uzlaşı sağlanacak gibi görünmüyor. Peki emekli ne yapsın o zaman? Çünkü gerçekten emekliler sadece %25 zamda kaldı. Emeklilerin çoğu 7500 lira maaşla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat efendim bir umut ışığı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hazırlıklar başladı dedi. Gözler Ekim ayında mecliste emeklilere bu iyi haberi verelim ama tabii ki bu net bir durum değil. Buna bakacağız. Bakalım neler söylemiş Sayın Bakan. Ne olmuştu? Önce onu sizlerle paylaşalım. SSK, Bağkur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %25 zam yapılmıştı hatırlayacaksınız. En düşük emekli maaşına ise zam yapılmadı. Yani kök maaş denilen bir olay gerçekleşti ve o nedenle en düşük emekli maaşı 7500 lirada kaldı birçok emekli için. Şimdi tabii ki enflasyonun altında kaldığı için de o yükün altında kaldığı için de emekliler çok büyük bir haksızlığa uğradı. Hazırlıklar başladı dedi Sayın Bakan, Sayın Işıkhan. Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum dedi. Şimdi emekliler de haksızlığa uğradığı için böyle bir düzenlemede yeşil ışık yandı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan gönülleri alacağız demişti. Ama hiç kimse ikna edememişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Devlet Bahçeli MHP lideri bu sorunu dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşları da hem Sayın Destici BBP Genel Başkanı hem de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı yılbaşını bekleyemez emekli dedi. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Kulis bilgilerine bakalım. Hangi rakamlar öne çıkıyor? En önemli tarafı bu tabii. En düşük emekli maaşının 7500 liradan 10 bin liraya yükselmesi, diğer emeklilere de 4 bin lira ek zam yapılması bekleniyor. Tabii ki sizlerle bütün ayrıntıları bu süreçte paylaşacağız.